Herkese merhaba. Bu ders videomuzda daha önceki iki videoda yaptığımız gibi fonksiyonların, Lorentz serilerinin açılımlarının örneklerini yapıyoruz. Şimdi bu örneğimizde Fz fonksiyonu 1 bölü z eksi 1'in karesi çarpı z eksi 3 fonksiyonunun bu bölgede, şuradaki istenilen bölgede açılımı, Lorentz seri açılımını gösterdiğini istiyor bizden. Şimdi öncelikle neye bakıyorum? Fonksiyona bakıyorum bir. Analitikliği bozan nokta var mı ki? Var. Z eşittir 1 singüler nokta. Z eşittir 3 singüler nokta. Ne yapmam lazım? Benim bir de bölgeyi görmem lazım. Hani bölge üzerinde fonksiyonun noktaları sorun çıkarıyor mu bu aday noktalarımız? Bölgeye bir çizelim. Bir merkezli. Burada. Burası delik. Bu şekilde. Burası eksi bir. Burası üç. Üçte de bir deliğimiz var ama burası zaten dahil olmadığı için herhangi bir problem yaratmayacak. Benim istediğim bölge bu bölge. Bu bölge üzerinde açmam lazım. Ne yapıyorum? Burada daha önceki videolardan kullandığımız teknikleri birleştireceğiz. Yani ne kadar teknik öğrendiyseniz, tabii daha değişik teknikler de olabilir. Daha değişik operasyonlar da yapabilirsiniz. Biz ne yaptık? Mesela bir sayıyla çarpıp bir sayıya böldük ya da bir sayı ekleyip bir sayı çıkardık. İşte bazısının işte z'li kısmını öne aldık. Bazısının z-3'lü kısmını öne aldık. Veya basit kesirler ayırdık. Burada da basit kesirleri ayırma işlemi yapmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Ama bildiğiniz şekildeki, yani şu bölgede bildiğiniz bir seri açılımına denk gelmesi lazım o fonksiyonun. Biz şöyle bir başlangıç yapalım. Benim fonksiyonumu şu şekilde bir ayırayım. 1 bölü z eksi 1'in karesi çarpı z eksi 3 fonksiyonunu şu şekilde ayırıyorum. Z eksi 1'in karesini başa atıyorum. Z eksi 1'in karesini başa attım. Sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Z eksi 3'ü şu şekilde ayırıyorum. İlk başta eksi 2 artı z eksi 1. Şimdi z eksi 3'ten herhangi bir şey bozulmadı. Neden böyle ayırıyorum? Bende z eksi 1 var. Ben de z eksi 1 istiyorum zaten. İkinci adımım şu olacak. Yukarıdakini aynen bırakıyorum. Yukarıdaki dedim. Birincisini aynen bırakıyorum. Çarpı burayı, payda kısmını iki parantezine alıyorum. Yani İki parantezinde ne gelecek? Yok, eksi iki parantezini alalım. En güzel o olacak. Bir eksi z eksi birin yarısı. Oo, çok güzel. Z eksi birin yarısı da sıfırla bir arasına düşecek. Burası sanırsam bildiğim bir şeye döndü gibi. Tabii diyeceksiniz, ben bunu nereden göreyim? Çözdükçe insan alışıyor. Buradan devam ediyorum. Buradaki eksi 2'yi baştaki kısma atıyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı z eksi 1'in karesi çarpı. Burada benim artık böyle morla göstereyim. Uzun uzun yazmayalım. Şuradaki fonksiyonun ilgili bölgedeki seri açılımını biliyorum. O zaman ben bu seri açılımını kullanayım. Seri açılımından Lorentz açılımı elde etmiş olacağım. Bildiğim serileri kullanarak. Bunu nasıl açıyorum? Arada eksi var. Arada eksi varsa sadece artı olan olacaktı hatırlarsanız. Nasıl yapacağız? 1 artı z eksi 1 bölü 2 artı z eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bir terim daha yazalım. Z eksi 1 bölü 2'nin kübü artı nokta 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 gitti. Şimdi parantezimizi kapatmamışız. Kapatalım. Parantezi de kapattık. Bundan sonra yapacağım şey bunu içeriye dağıtmak. En sonunda düzenleyeceğim. Lorentz açılımını bulmuş olacağım. Bunu içeri dağıtırken aynı anda düzenleyelim. İki işlem yapmayalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı z eksi 1'in eksi ikinci kuvveti. Artı eksi 1 bölü 4 çarpı z eksi 1'in
eksi birinci kuvveti. Bu şekilde gidecek. Yalnız dikkat ederseniz katsayılar 2'nin 1 bölü 2'nin kuvvetleri şeklinde gidiyor. Eksi 1 bölü 8 çarpı z eksi 1'in 0. kuvveti. Yani 1'e kadar gideceğiz. Bir tane daha yazalım. Yukarıda kaç tane yazdıysak aşağıda da o kadar yazalım. Eksi 1 bölü 16 çarpı z eksi 1'in 1. kuvveti. Artı nokta nokta nokta. Bu şekilde devam etti. Şimdi güzel, ben bu seriyi açtım. Lorentz serisini açtım. Bu vatandaş, hemen şuraya bakıyorum. A eksi 2. Buradaki vatandaş, hemen buraya bakıyorum, eksi 1. Demek ki bu eksi 1. terim. Yani A eksi 1. Bu şekilde gidiyor. Bunları da yazalım yazmışken. Bu A 0. Buradaki vatandaş A 1. İstiyorum ki belli bir şekilde yazayım. Güzel gözüksün. Nasıl yazarız? Neler? Şimdi eksi 2, eksi 1, 0 var. Bir kere neler eksi 2'den küçükken A nelerimiz 0. Burada hemfikiriz. Eksi 3'lü terim yok, eksi 4'lü terim yok. Eksi 2'den küçükken hepsi 0 olacak. Neler eksi 2'den büyük eşit iken A neler? Şimdi hepsinde eksi var bir kere. Eksi 1 gelsin. 2 üzeri n diyelim. Eksi 2 yazınca artı 3 eklesek oluyor mu? Eksi 2 yazdım, artı 3 ekledim. 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 güzel. İkinci terimi yakaladım mı? Yakaladım. Demek ki katsayılarını da, başlıklı katsayıları da bu şekilde ifade edebiliyoruz. Son olarak lütfen, hani artık ben bunu kaç defa yazmışımdır bilmiyorum ama lütfen bu serilerin açılımlarını ezberleyin. Böyle sorudan bağımsız şekilde ne eşittir sıfırdan sonsuza z üzeri n. Yani bunlar çok hayat kurtarıyor. Z'nin modülü birden küçük iken ne eşittir sıfırdan sonsuza. Burada z yerine eksi z yazıyorsun. Eksi z yazdığında şunu da kenara ayırdığımızda z üzeri n, bu da 1 bölü 1 artı z oluyor. Yakınsaklık aralığında daha önceki konularda gördük. Terim terime türev, terim terime integrasyon, terim terime türev. Z yerine 1 bölü z yazdım. Bunları yapabiliyorum. Bu operasyonları uygulayabiliyorum. Mesela buradan ne elde edebilirsin 1 bölü 1 artı z'den? Sen gidersin terim terime integrasyon yaparsan arktanjant z'yi elde edersin. Belki bir soruda işine yarar arktanjant z. Olabilir. Yani seriye göre değişiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.